Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türkiye Diyanet Vakfı'nın desteğiyle ülkemizde eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Görmez, uluslararası ilahiyat öğrencilerine önceliğiniz diploma olmasın, alim ve alime olmaya yoğunlaşın tavsiyesinde bulundu. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Uluslararası İlahiyat Programı ile dünyanın farklı yerlerinden ilim tahsil etmek üzere ülkemize gelen öğrenciler pazar sabahı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuğu oldu. Dualarımızın kabulü. Buluşmanın ev sahibi Başkan Mehmet Görmez ve eşi Hatice Hanım'dı. Evet, hoş geldiniz. Rahat sormayın, rahat sormayın. Kahvaltı sonrası öğrencilere hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ilim ve alim olma kavramları üzerinde durdu. Dünyanın ve insanlığın zor bir zamanında böyle bir yol seçtiğiniz için, gelip burada ilim tahsil ettiğiniz için her birinizi gönülden tebrik ediyorum ve sizin varlığınız gerçekten sadece bizim için değil, Türkiye için, Diyanet için, vakıf için değil, sizin varlığınız dünya için, içerisinden geçtiği bu zor süreçlerde insanlık için çok önemli. İyi ki varsınız. Görmez öğrencilere ilim tarihinin kırılma noktaları olarak nitelediği süreçleri anlattı. Kur'an'ın akıl ve kalbi birbirinden ayırmadığına dikkat çekti. Birinci kırılma noktası rasathane ile medrese kavgası. Bu İslam'a yabancı bir kavgadır. İslam'ın ve Kur'an'ın kabul etmediği bir kavgadır. İkincisi sevgili gençler, tekke ile medrese kavgası. Bilakis Kur'an-ı Kerim akılla kalbi birleştirmiştir. Görmez'in uluslararası ilahiyat öğrencilerinden bir de ricası vardı. Sizden istirhamım, çalışmalarınızı yaparken sadece ilahiyat diploması almak, sadece vizeleri geçmek, finalleri vermek gibi bir hedefiniz olmasın. Her biriniz nasıl alim ve alime oluruz, buna yoğunlaşın lütfen. Hayatınızı buna verin. İslam dünyasının bugün su ve ekmek kadar muhtaç olduğu bir zümre varsa alim ve alimelerdir. Kahvaltı programına katılan öğrenciler de hem Türkiye'de bulunmaktan hem de ilim tahsil etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hocamızdan çok şeyleri öğrendik. İnsanlara nasıl yardım edeceğiz, nasıl değiştireceğiz onları öğrendik. Biz aile, memleketi terk ettik ve Allah'ın izniyle burada eğitim programımızı tamamladıktan sonra memleketimize geri döneceğiz. Orada kendi milletimiz, Müslüman kardeşlerimizi hayırlı ve güzel hizmetler yapmaya nasip olacak inşallah. Uluslararası İlahiyat Programı, gönül coğrafyamızın gençleri için sınırları aşan bir proje olarak 10 yılı geride bıraktı. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Amerika, Avustralya gibi ülkelerden, Kanada'dan öğrencilerimiz bu programa kendi talepleri doğrultusunda bir ön seçim yapmak suretiyle ülkemizde bulunan 6 fakültede bu öğrenim, bu program devam ediyor 2006 yılından bu yana. Bugüne kadar 386 mezunumuz oldu. Bu mezunlardan programın da amacı doğrultusunda 86 öğrencimiz, mezunumuz ilgili ülkelerde sözleşmeli din görevlisi statüsünde din hizmeti alanında fiili olarak hizmetlerine başladılar.